Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Kasım ve Aralık ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır. Lütfen soruların mantığını kavrayın, bol bol test çözün arkadaşlar. Bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında Instagram hesabımızın linki mevcut. Adı da Ehliyet Eğitimi. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın, sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz sağlıkla alakalı bir soru. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir? A. Mide, B. Dalak, C. Akciğer, D. Karaciğer. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akciğer yaralandığında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geri vites lambalarından biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Akü gerilimi düşüktür. C. Geri vites müşiri arızalıdır. D. Lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş, B. Şarj, C. Ateşleme, D. Kavrama. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kavrama, motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistemdir. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Koma pozisyonu, B. Alt çene pozisyonu, C. Baş çene pozisyonu, D şıkkımız ise şok pozisyonu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Koma pozisyonu verilmelidir. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir? A. 150 metre, B. 100 metre, C. 75 metre, D. 50 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. En az 150 metreden görülebilmelidir. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası, B. İtfaiyeci yöntemi, C. Heimlich manevrası, D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Heimlich manevrası uygulanmalıdır. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? A. Sürücü belgesi, B. Araç tescil belgesi, C. Araç imalat belgesi, D. TÜVTÜRK muayene raporuna. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. TÜVTÜRK muayene raporuna bakmalıdır arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Şok durumu, B. Beyin kanaması, C. Ayak bölgesinde yılan sokması, D. Akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şok durumlarında ayakların, yani kazazedenin bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması gerekir. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A. Lastik tekerlekli traktör, B. Motorlu bisiklet, C. Kamyon, D. Otobüs. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Lastik tekerlekli traktörü kullanabilir. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir? A. Alaşımlı jant, B. Hava yastığı, C. Açılabilir tavan, D. Elektrikli koltuk. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hava yastığı kazalarda ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir? A. Trafik ışıkları, B. Trafik görevlisi, C. Yer işaretleri, D. Trafik levhaları. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Trafik görevlisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir arkadaşlar. Kırmızı ışıkta durmamız gerekir. Eğer polis bize, yani trafik görevlisi bize geç diyorsa geçmemiz gerekir arkadaşlar. Yani trafik polisi en yüksek önceliğe sahiptir. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? A. Egzoz subabı, B. Emme susturucusu, C. Emme manifoldu, D. Egzoz susturucusu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Egzoz susturucusudur arkadaşlar. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? A. Yakıcı madde ile temas şekli, B. Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı, C. Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi, D. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim ... ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Trafik adabı, B. Trafik cezası, C. Trafik terörü, D. Trafik müfettişi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere trafik adabı yazılmalıdır arkadaşlar. Yani toplum yararına kesintisiz denetim trafik adabı ile mümkündür. Sırada görsel bir sorumuz var. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya, oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? A. Batı doğu, B. Kuzey güney, C. Kuzeydoğu kuzeybatı, D. Kuzeybatı güneydoğu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde hareket etmiş olur arkadaşlar. İşaret levhaları ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? A. Yerlerinin değiştirilmesi, B. Üzerlerine yazı yazılması, C. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi, D. Görülmeleri engellenecek şekilde araç park edilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi trafiği tehlikeye düşürmez. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. B. Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D. Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam olarak tersi. Takip mesafesi dikkate alınmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir? A. Aracın hızının fazla olması, B. Avans ayarının bozuk olması, C. Debriyaj balatasının aşınmış olması, D. Direksiyon kutusunun arızalı olması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Debriyaj balatasının aşınmış olması debriyajın kaçırma sebebidir. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A. Doğal olaylardan olma, B. Genellikle çevreyi etkileme, C. Önceden tahmin edilebilme, D. Önlemlere bağlı olarak azalabilme. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Önlemlere bağlı olarak azalabilme durumu kazalara ait bir özelliktir arkadaşlar. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucusunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A. Gürültü kirliliğinin azaltılması, B. Trafik yoğunluğunun azaltılması, C. Temiz olmayan yakıt kullanılması, D. Kazalara karşı güvenliğin arttırılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gürültü kirliliğinin azaltılması amaçlanır. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 4 yıl. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 yılda bir, yani 3 yaşın sonunda 2 yılda bir muayene yaptırılması zorunludur. Bu hususi otomobiller için. Eğer otomobiliniz ticari ise 3 yaş sonunda, sıfır aldığınız aracın 3 yaş sonunda her yıl muayene yaptırılması zorunludur. Hususiler 2 yılda bir, ticariler her yıl arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir? A. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. B. İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması. C. Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması. D. İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması sakat kalmaların en büyük nedenidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır? A. Ağrı kesici ilaç, B. Yara merhemi, C. Üçgen sargı bezi, D. Serum. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçgen sargı bezi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? A. Şoka girmiş olan, B. Omurga kırığı olan, C. Kalça kemiği kırık olan, D. Kol kemiği kırık olan. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kol kemiğinde kırık olan, sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi. B. Solunumun sık ve yüzeysel olması. C. Kan basıncının artması. D. Vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi kalp durmasının belirtilerindendir. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali, trafikteki hangi temel değere sahip olduğuna örnektir? A. Yardımlaşmaya, B. Öfke duygusuna, C. Bencil davranmaya, D. Aşırı tepki göstermeye. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yardımlaşmaya örnektir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır? A. Akü, B. Marş motoru, C. Silecek motoru, D. Otomatik klima. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Akü, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılar. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Dingil ağırlığı, B. Taşıma sınırı, C. Gabari, D. Hız sınırlayıcı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gabari adı verilir arkadaşlar. Uzunluk, genişlik ve yüksekliği belirleyen ölçülere gabari denir. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisiyle olur? A. Boşaltım yolu, B. Dolaşım yolu, C. Sindirim yolu, D. Solunum yolu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Solunum yolu ile olur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir? A. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak, B. Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak, C. Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak, D. Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak, araçtaki soğutma sisteminin görevidir. Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A. Hız sınırlarına uyması, B. Trafik görevlisine bilgi vermesi, C. Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması, D. Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması zorunludur. Bu konuyla alakalı YouTube kanalımızda yine bir video yayınladık. Kavşaklarda geçiş üstünlüğü hakkı arkadaşlar detaylı olarak anlattık. Mutlaka izleyin. Bu videonun açıklama kısmına bırakacağım ben linkini. Oradan izleyebilirsiniz. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir? Görüyorsunuz kandaki alkol miktarı ve kaza riski misliyle gösterilmiş arkadaşlar. Detaylıca bakabilirsiniz. Şıkları okuyorum. A. Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği. B. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı. C. Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği. D. Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı bu tabloya göre söylenebilir. Su soğutmalı motorlarda soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? A. Karter, B. Karbüratör, C. Radyatör, D. Külbütör. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Su soğutma sistemi parçası radyatördür arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? A. Krank piline yataklık etmek, B. Motordaki yağı soğutmak, C. Subaplara yataklık etmek, D. Akslara yataklık etmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Krank piline yataklık etmektir. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun verimli çalışmasına, B. Aracın daha yavaş gitmesine, C. Akünün daha çabuk bitmesine, D. Motordaki aşıntıların artmasına. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motordaki aşıntıların artmasına neden olur. Biz genellikle motorun yağı eksildiği zaman üzerine ilave ediyoruz. Aslında böyle yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Motor yağının ömrü dolduğu zaman tamamen boşaltıp yeni yağ eklememiz gerekir. Bunun usulü budur. Aşağıdakilerden hangisi kavrama yani debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur? A. Aracın hızlı kullanılması, B. Ani ve sert kalkış yapılması, C. Aracın yavaş kullanılması, D. Park halinde viteste bırakılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ani ve sert kalkış yapılması, debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? A. Yolcuları soldan indirip bindirmek, B. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, C. Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek, D. Yolcuları sağdan indirip bindirmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yolcuları sağdan indirip bindirmek zorundadırlar. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Soğutma fanı sökülür, B. Motorun soğuması beklenir, C. Vantilatör kayışı gevşetilir, D. Radyatör sıcaklığının artması beklenir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kesinlikle ama kesinlikle motorun soğuması beklenir arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan C, dolaşımın değerlendirmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır? A. Kazazedeye iyi misiniz diye sorulması, B. Kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi, C. Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması, D. İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kazazelerin şah damarından 5 saniye sürenin nabız alınması. Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir? A. Park yeri, B. Kavşak, C. Durak, D. Sığınma cebi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Park yeri adı verilir arkadaşlar. Yani park yeri, otopark gibi. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A. 2 araç boyu kadar, B. Takip mesafesi kadar, C. 3 araç boyu kadar, D. 1 araç boyu kadar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kadar yaklaşılır. Yapılan en son değişikliklerle birlikte bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır. Bir yıl içerisinde 3, 6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücü belgeleri sırasıyla kaç gün geri alınır? A. 10, 15, 20, B. 15, 20, 25, C. 30, 40, 50, D. 30, 60, 90. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 30, 60, 90 gün süreyle geri alınır arkadaşlar. Yani 1 ay, 2 ay ve 3 ay. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar? A. Bencillik, B. Diğergamlık, C. Nezaketsizlik, D. Hoşgörüsüzlük. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğergamlık. Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için yara aşağıdakilerden hangisiyle kapatılır? A. Kuru pamukla, B. Atel ile, C. Kuru ve temiz bez ile, D. Islak temiz sargı bezi ile. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Islak temiz sargı bezi ile kapatılır. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Yakıt bitmiştir, B. Batarya zayıflamıştır, C. Lastik basınçları düşüktür, D. Motor yağ seviyesi azalmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Batarya zayıflamıştır. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? A. Kanamanın durdurulması, B. Yara yerinin değerlendirilmesi, C. Yara üzerinin pamukla kapatılması, D. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yara üzerinin pamukla kapatılması bu değildir arkadaşlar. Az önceki soruda da gördük. Islak temiz sargı beziyle kapatmamız gerekir. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? A. Ortasında, B. Hizasında, C. Altında, D. Üzerinde. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Radyatöre konulacak su peteklerin üzerinde olmalıdır. Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır? A. Yağ göstergesinden, B. Şarj göstergesinden, C. Yakıt göstergesinden, D. Hararet göstergesinden. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İlk önce şarj göstergesinden belli olur. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motor yüksek devirde kullanılır, B. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir, C. Aracın hızına göre uygun viteste gidilir, D. Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aracın hızına göre uygun viteste gidilir arkadaşlar. Son sorumuz, trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde ve yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır? A. Durmak, B. Duraklamak, C. Hızı azaltmak, D. Vites değiştirmek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Duraklamak yasaktır arkadaşlar. Evet, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Kanalımızdaki geçmiş ayların testlerini de mutlaka çözün. Size fazlasıyla faydalı olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.